Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir sepet videosu yayınlamak istedim. Aralık ayında şöyle araya bir sepet videosu yayınlamak istedim. En son Metaverse altcoin sepeti yapmıştık hatırlarsanız. Buradaki tokenlar güzel bir şekilde fiyatlanmıştı. Burada her projenin teker teker abartmıştık geçen canlı yayında. Yapabilir. Her pazartesi ve cuma akşamları canlı yayın yapıyoruz saat 21.45'te. Ayrıca her pazartesiden pazartesiye artık çekiliş yapıyoruz. Bu haftanın çekiliş videosu da burada. Pazartesi günkü canlı yayınımıza kadar bu videonun beğenip altına yorum yaparsanız eğer çekilişe katılmış olursunuz. Önümüzdeki pazartesi hem videonun kazananlarını söyleyeceğiz hem de bir yeni çekiliş başlatacağız. Yine çok tercih edilen ücretsiz whitelist, airdrop ve ön satışlarımıza katılmayı unutmayın. Özellikle şu ücretsiz whitelistler ve airdroplar sadece bir form doldurarak ve sosyal medya görevi yaparak çekilişlere katıldınız ve çekilişler ise çıkarsa ücretsiz token kazanabileceğiniz projeler. O yüzden kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız önemli. Bazılarının süresi yarım gün oluyor, bazı 3-4 gün oluyor. Bildirimleri açarken de tüm bildirimlerini seçerseniz video yüklenmez haberdar olur. Yine tüm paylaşımlarımızı Para Havalisi adlı Telegram adresimiz var. Bakın burada sorulara da tek tek cevap veriyoruz. Yine kaldıraç işlemlerimiz, grafiklerle analizleri burada paylaşıyoruz. Yine aynı şekilde Para Havalisi adlı bir Twitter adresimiz var. Orada da özellikle her gün grafikler paylaşıyorum. Orayı da takip etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Evet, yeni sepet videomuz hayırlı olsun diyelim. Vulkan'la başlayalım. Vulkan 25,93 dolar civarında şu an. Burada Vulkan güzel bir proje. Şöyle etiketlere baktığımız zaman gaming, metaverse zaten NFT olduğunu görebiliyoruz. Burada Vulkan'ın zaten bir şey söylememe gerek yok zaten biliyorsunuz. Metaverse projeleri gayet popüler. 50 milyon gibi bir arzı var. Komik bir arzı var. Düşük bir arzı var. İlerleyen zamanlarda güzel fiyatlanma yapabilir. Öncelikle tekrar şu videonun başında, önünde ve arkasında yazan uyarılara dikkat alın. Bu videoda anlatılan hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi aldıklarımı, kendi sattıklarımı paylaşıyorum sadece arkadaşlar. Uyarımızı yaptıktan sonra marketine bakalım. Marketine baktığımızda güzel zaten borsalara girdiğini görebiliyoruz sevgili dostlar. Tek ihtiyacı olan fiyatlanma. Bunun da ortalama olarak hedefim 40 dolarlara ulaşabilmesi. 40 dolarlar gibi bir kar, 40 dolara kadar bir getiri sağlayacağını düşünüyorum. Burada da Vulkan değerlendirilebilir Metaverse projelerinden bir tanesi olduğunu görebiliyorsunuz. Burada işte Vulkan'la ilgili çeşitli oyunlar var. İşte Vulkan ağında bulunan oyunlarda şöyle games derseniz detaylı olarak bakabilirsiniz sevgili dostlar. Şu yazanları, paylaşanları bir sesini kısalım. Buradan bakalım. Evet. Şimdi Vulkan dediğimiz gibi bir oyun platformu. O yüzden zaten tercih edilen tokenlardan bir tanesi. Vulkan'dan sonraki projemizin ismi Soul Fantasma diye okunuyor herhalde bu. Burada yine baktığımız etiketlere baktığımızda NFT projesi, gaming projesi, staking, play to earn, yani bir oyun oynayarak kazan projesi, akıllı kontrat vesaire vesaire diye gidiyor. Burada 103 milyon arzı var. Max Supply'si henüz belli değil ama onda dikkatli olmakta fayda var. Sol'daki ortalama karımda 3.20 falan civarı diye düşünüyorum. Tabii daha üstü de gelebilir. Yani bunun tamamen size kalmış. Burada da Smart NFT Gaming ve Developer platformu olduğunu görebiliyoruz. Burada oyuncular için kendi developerları yaratmak için ne yaptığını, desteklediğini projeyi görebiliyoruz. İşte bu da Learn falan var. Projeyi detaylı şekilde incelersiniz. Sepet videolarında projeleri çok detaylı böyle incelemeye vaktim olmuyor. Ama siz dediğimiz gibi böyle sosyal medya ağlarına kendiniz bakabilirsiniz. Bu da hoşuma giden projelerden bir tanesi. Market kısmına baktığımızda KuCoin ve Gate borsasından alabilirsiniz. Gate borsasının %40 komisyon indirimli linkini aşağıya bırakıyorum. Gate borsasının üye değilseniz oradan da alabilirsiniz. Yine KuCoin linkini de bırakacağım. Burada da aynı şekilde Vulkan için Gate borsası, Binance linklerini de aşağıya bırakıyorum. %40 komisyon indirimli
Linkleri de oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Boşa komisyon parası ödemeyin. Üçüncü coin'imizin ismi Nervous Network. Bunda da ortalama olarak 30, şu an 25'te 30-35 gibi bir fiyatlanmanın gelebileceğini düşünüyorum kısa vadede. Tabii siz uzun vadede biraz daha elinizde tutabilirsiniz. Bu tamamen yatırım firmaları zaman yatırımla alakalı network firmaların arasındaki, şöyle açayım daha detaylı görürsünüz. Burada yatırım firmalar arasındaki bağlantıyı, blockchain ağını stabile eden bir coin. Biraz daha böyle ekmek yemesi lazım ama geleceğinin biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şöyle baktığımızda, market kısmına baktığımızda, bunun da zaten Binance, işte Huobi Global gibi büyük borsalarda yer aldığını görebiliyoruz. ATH'ına bakalım mesela. Burada 0.44 centlik bir rakam yapmış olduğunu görebiliyoruz. Burada da sepetimize dahil edebiliriz bu token diye düşünüyorum. Divi var. Divi de bir hem madenciliği yapılabilen hem de bir cüzdanı olan bir proje. Şöyle Türkçeleştireyim istiyorsanız. Dijital para birimlerinin misyonumuz dijital para birimlerinin belirlenmesi, herkes için bir finansal ekosistemi yarattığıyoruz diye buradan detaylarını görebilirsiniz. Çeşitli web sitelerine çıkmış haberleri var. Burada aynı şekilde bir cüzdan, yani bir cüzdan uygulaması Divi. İlerleyen zamanlarda bunda da Divi'yi incelemeye devam edebiliriz. Bunda da kısa vadede 16 cent 17 centlik bir rakamlar bekliyorum. Marketine bakalım. Marketine girdiğimizde KuCoin den alabilirsiniz. Yine komisyon ödem linkin KuCoin aşağıya bırakacağım. Oradan da bakabiliriz. Gelelim Axiva'ya. Axiva aslında fiyatlandı ben videoyu çekene kadar. Axiva'nın hoşuma giden kısımlarını söyleyeyim ben size. Burada wallet, staking, akıllı kontrat, işte DeFi, alışveriş, yani bu kategorilerden herhangi bir uygulama yaparsa oradan da güzel bir hareket olur. Bir de hoşuma giden kısmı henüz KuCoin ve Bitmart gibi iki tane borsada listelenmiş olması. Hani ilerleyen zamanlardaki borsalarda listelenirse fiyatlar yine etki edecek gibi geliyor bana. Tabi dediğimiz gibi bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Sadece kendi neylerimizi paylaşıyoruz. Kendi alım satımlarımızı paylaşıyoruz. Sadece sepetime eklediğim fiyat, bunların hepsi aynı. Şurada şu an ekledim videodan önce. Bu Axie'yi sadece biraz yüksek çıktı. Axie normalde 2.60'larda falan eklemeyi planlıyordum. Tabi burada gelen bir yükseliş var bu Axie'de de. Ama dediğim gibi yani burada henüz belli bir borsada listelenmemiş bu proje. Ona göre de Aralık ayında sepetimize bu şekilde koyuyoruz. Aralık sonunda da sepetimize bir bakacağız. Ben çıkabilecek seviyeleri söyledim size. Axie'de içinde ne yapalım? 4.5 dolar, 5 dolar civarında bir fiyat verelim. Bu seviyeleri verdim. Buna göre bu benim geleceğini düşündüğüm seviyeler. Kesin gelecek diye düşünmüyorum. Siz ister dediğim seviyelere gelir satarsınız, isterseniz elinizde tutarsınız. O tamamen sizin neyinize kalmış, sizin tercihinize kalmış sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, sepetimize token ekleme gereği duydum. O yüzden videoya devam ediyorum. 3 tane tokenımız daha var. Bunları da söyleyeyim. Şimdi Shapeshift Fox Token diye bir proje var. Polygon ağı üzerinde 1 yıllık ATH 2.22 dolar civarında, max supply'si 1 milyar adet. Polygon ağı üzerinde bir proje, daha yeni bir proje. Şöyle listelemeye baktığımızda Max ve Coinbase'de listelenmiş, henüz diğer borsalarda listelenmemiş. Şöyle hemen proje istiyorsanız Türkçe'ye çevirelim. Merkezi olmayan, merkeziyetsiz bir borsa bu. Diğer merkeziyetsiz borsalar gibi bir merkeziyetsiz borsa, anında kripto para alıp satabileceğiniz bir borsa. Bir uygulaması var, bir DeFi projesi. O yüzden henüz fiyatlanmamış bir proje olarak sepete eklemek istedim. Sonra hocam sen aldın bize niye söylemedin demeyin. Krobo diye bir proje var. Burada
Şamşifi Fox Max borsasına alabilirsiniz. Videonun altında yine komisyon ödemeli linki bırakacağım. Kribo Bors, Kribo'ya gelelim. Şöyle bu sayfayı çevir diyelim yine. Bu da aynı şekilde P2P projesi, kripto paralarınızı takas etmeye, göndermeye ve benzeri işlemler yapmaya yarayan bir proje. Bu da fiyatlanmamış henüz. 2 milyar 200 milyon arzı var. 1 yıllık ATH'ına baktığımızda 1.11 dolardan dönmüş. Ethereum ve Smart Chain A üzerinde. Bunun marketine baktığımızda da gördüğümüz gibi henüz bir borsada yok. Bunu da PancakeSwap veya Uniswap üzerinden bu token'ı da alabilirsiniz. Bu da benim hoşuma giden projelerden bir tanesi. Communitas diye bir proje var. Hem bu da Polygon A üzerinde. Launchpad platformu. Şöyle bir web sitesine bir tıklayalım. Yine böyle şöyle bunu Türkçesine çevirelim. Şöyle pardon. Evet. Dondu. Donduysa yenileyelim. Sayfayı kapatalım. Evet. Şöyle açalım. Polygon Ağı üzerinde bakın Matic Mainnet üzerinde çalışıyor. Bu da güzel bir proje. Benim hoşuma gitti. Bunu da bakın Max borsasında daha yayınlanmamış. Bakın Max borsasıyla anlaşması var. Ama daha Max borsasında yayınlanmamış. Gördüğünüz gibi Max borsasında Bitmart'ta falan yayınlanabilecek bir token olarak görünüyor. Daha dediğim gibi henüz daha borsada listelenmesi yapmadan 64 sent 1.1 dolardan da geri dönmüş bu proje. Bunu da bir şöyle Launchpad kısmına tıkladığınızda Launchpad ile ilgili projelerinde ne yapıldığını, yayınlandığını görebilirsiniz. Bir Launchpad platformu. Launchpad platformundan biliyorsunuz tokenlar uçmuş gitti, uçtu gitti. Henüz bu da fiyatlanmamış bir token. Bunun da alım linklerini aşağıda bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.